Teleskopların nasıl çalıştığını bir örnek üzerinden inceleyelim mi? Şu an güzel mi güzel ayımıza bakıyoruz. Bunu ne daha güzel yapardı biliyor musunuz? Eğer yaklaşıp görüntüyü biraz daha büyütebilseydim o zaman ayı da daha çok net ve detaylı görebilirdim. Bir şeyleri büyütmek deyince aklıma ilk olarak bir büyüteç geliyor. O zaman elimize bir büyüteç alalım. Bu aslında yalnızca bir ince kenarlı mercek. Bunu şu an göstermek zor çünkü burası oldukça karanlık ama umarım görebiliyorsunuzdur. Evet, şimdi oldu. Bu bir büyüteç aynı zamanda ince kenarlı bir mercek. Tabii ufak bir sorunumuz var. Büyüteç yardımıyla bakmaya çalıştığımız zaman gördüğümüz şey bulanık bir görüntü oluyor. Hiçbir şey göremiyoruz. Karşımızda bulanık bir ay var. Peki bu neden oluyor? Bir önceki videoda bir büyütecin nasıl çalıştığını detaylıca incelemiştik kısaca şöyle bir tekrar edelim büyütecin çalışabilmesi için cisimlerin odak uzaklığı içerisinde olması gerekiyor eğer ince kenarlı merceğin odak uzaklığı dışında bir cisim varsa cisim bize bulanık görünür bu konuları önceki videolarda detaylı bir şekilde anlatmıştık eğer bu konuları daha iyi anlamak veya daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorsanız geri dönüp o videoları izledikten sonra bu videoya dönmek sizin için çok daha faydalı olur şu an kullandığım merceğin odak uzaklığı yaklaşık olarak 20-25 santimetre civarında. Ama ay dünyadan binlerce kilometre uzaklıkta. Ayı bu şekilde büyütmemize imkan yok. Sadece böyle bulanık görüntüler elde ederiz. Büyütecimizi öyle bir şekilde kullanmalıyız ki gökteki ayı kendimize daha çok yakınlaştırabilirim. Teleskop tam olarak bu işe yarıyor. Çok uzaktaki cisimleri bize doğru yakınlaştırıyor. Ardından büyüteç kullanarak görüntüyü büyütüyor. Teleskopların çalışma prensibini bu iki maddeyle açıklayabiliyoruz. Şimdi, ilk olarak ayı kendimize nasıl yakınlaştırabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Bunu da yalnızca ince kenarlı bir mercek kullanarak yapabiliriz. Teoriyi bir de şekil üzerinden inceleyelim. İlk olarak burada ince kenarlı merceğimiz var. Odak uzaklığını f olarak göstermişiz. Büyük f'lerde merceğin iki birincil odak noktaları. Çok uzaklardaysa büyütmek istediğimiz kocaman ayı görüyoruz. Ve gördüğümüz gibi ayı asal eksenimizin hemen üzerine yerleştirdik. Şimdi burada ilk olarak birkaç ışık ışını çizeceğiz. Bunu da her zaman nasıl yapıyorsak şimdi de aynı şekilde yapacağız. Ayın en tepesinden çıkan ışınlar çizeceğiz. En tepesinden çıkıp ince kenarlı merceğin optik merkezine giden bir ışın çizeceğiz. Unutmayın bir noktadan en az iki ışık ışını çizmemiz gerekiyor. Genellikle diğer ışını da asal ekseni paralel bir şekilde çizeriz. Ama bu sefer böyle bir ışın çizersek çizdiğimiz ışın merceğimize ulaşamayacak çünkü ay çok büyük bir cisim. Dolayısıyla asal eksene paralel bir ışın çizemiyoruz. Onun yerine merceğin optik merkezinin birazcık altından geçecek şekilde ikinci bir ışın çizelim. Bu ışınlar çok uzun mesafeleri kat ettikten sonra, binlerce kilometrelik yolculuktan sonra ince kenarlı merceğimize gelecekler. Dikkat ederseniz, iki ışın merceğe ulaştıkları zaman neredeyse birbirine paralel gibi duruyorlar, değil mi? Çünkü her ikisi de çok uzaktaki aynı noktadan çıkıyor. Sanki sonsuzdan geliyormuş hissi yaratıyorlar. Ve daha gördüğümüz üzere, sonsuzdan gelen ışınlar birbirlerine neredeyse paralel geliyorlardı optik merkezlerden geçen ışınlar herhangi bir kırılmaya uğramıyordu. Hatırlıyor musunuz? Bunu daha önce de görmüştük. Mavi ışının da ince kenarlı merceğin birincil odandan geçtiğini varsayalım. Birincil odaktan geçen ışına ne olacağını biliyoruz değil mi? Temel eksene paralel olarak ilerleyecek. O zaman ayın en üst kısmı bu noktada odaklanacak. Ayın en alt kısmından çıkan ışınlar da asal eksene paralel hareket edecek. Onlar da bu noktada odaklanacak ve sonuç olarak ayın ters görünümü birinci odak üzerinde oluşmuş olacak. Bunu daha önce de görmüştük değil mi? Eğer cisimden çıkan ışınlar birinci odaktan geçiyorsa cismin görüntüsü diğer taraftaki birinci odakta oluşuyordu. Şimdi burada oluşan yeni görüntümüze yeni cismemiz gibi davranabiliriz. Ve bu oluşan yeni cismi büyüteç yardımıyla daha fazla büyütebiliriz. Çünkü bu görüntü bize oldukça yakın bir görüntü. Bakın, yalnızca bir ince kenarlı mercek kullanarak ayı kendimize ne kadar da yaklaştırdık. Burada kullandığımız merceğe genellikle objektif mercek adını veriyoruz. Objektif merceğin asıl amacını uzaktaki bir cismi bize doğru yaklaştırmak olarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bu odak noktalarına da objektif birincil odak noktaları, aynı şekilde buna da objektifin odak uzaklığı diyebiliriz. Şimdi bu cisim bize yaklaştığına göre büyüteç yardımıyla oluşan yeni cismi büyütebiliriz. Sağ tarafta büyütecimizi görebiliyoruz. Buna genellikle göz merceği de diyoruz. Çünkü bu mercek gözümüze en yakın olan mercek. Ve diyelim ki odak uzaklığı FG diyelim. Bu sayede iki merceğin de odak uzaklıklarını birbiriyle karıştırmıyoruz. Öyleyse artık bu cismi büyütebiliriz. Hatırlayın, Herhangi bir cismi büyüteç olarak büyütmek için cismin büyütecin odak uzaklığında olması gerekiyor. Dolayısıyla büyüteciye odak noktasına gelene kadar ilerletmeliyiz. Burası değil, burası değil. Cismin büyütecin odak noktasına girdiği an durabiliriz. Çünkü oluşan yeni cismimizin büyütecin tam olarak birincil odak noktası üzerinde bulunmasını istiyoruz. Işınlar kırılmaya uğradıktan sonra birbirlerine paralel olarak devam edecekler. Çünkü cisim birincil odak noktasının üzerinde bulunuyor. Işınlar gözlerimize paralel geldikleri için de gözlerimiz ışınları retina üzerinde kolayca odaklayabilecek. Ve bir de bu yeni cismin asal eksenle yaptığı açıya bakalım. Yani cismin tepe noktasından optik merkeze bir referans çizgisi çizelim. Burada gözümüzün ve büyütecinin neredeyse aynı optik merkeze sahip olduğunu varsayıyoruz referans çizgisi çizdiğimiz zaman gözümüze yaptığı yeni açı buradaki açıya denk geliyor. Dolayısıyla retina üzerinde çok büyük bir görüntü oluşur ve ay gözümüze çok büyük görünür. Işın diyagramından ve büyütmesinden birazdan bahsedeceğiz. Ama ondan önce bunun gerçekten nasıl göründüğüne bir bakalım. Tekrardan ayı karşımıza aldık. İlk olarak araya objektif görevi görecek ince kenarlı bir mercek koyalım dikkat ederseniz bize daha yakın bir görüntü oluşmasını sağlıyor. Bakın, ince kenarlı merceği getiriyoruz. Karanlıkta merceği görmek zor. Ama bize şu an çok yakın olan, yakınlaştırılmış gerçek bir görüntü görüyorsunuz. Buna kendimizi inandırmamız oldukça zor. Çünkü neredeyse ilk haliyle aynı görünüyor. Gördüğümüz bu görüntü, asıl görüntünün tersine dönmüş hali. Bunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çünkü ay oldukça yuvarlak bir şekle sahip. Bize yakın ve ters bir görüntü. Bu görüntünün bize yakın olduğunu kendimize inandırmamız için görüntüyü büyütecimizin odak uzaklığına getirip büyütelim. O zaman ona da şöyle bir bakalım. Objektiften çıkan görüntüyü büyütecin odak uzaklığına getirmeye çalışıyorum. Bir saniye, işte oldu. Araya bir de büyüteci koyduğumuzda az önce yaptığımız gibi ay da büyümeye başladı. Daha da yakınlaştırmaya çalışıyorum ama bunu yapmak şu an çok zor. Ama bakın şu an bile ayın büyütülmüş halini görebiliyorsunuz. Görüntüleri karşılaştırmak için birkaç fotoğraf çektim. Soldaki fotoğrafta teleskop kullanmadık. Sağdakinde ise teleskop kullandık. Aralarındaki farkı açıkça görebiliyorsunuz. Az önce gördüğümüz görüntülere göre bu fotoğraflar biraz daha büyütülmüş. Gördüğünüz gibi sağdaki resim bulanık bir halde. Bunun birçok sebebi var. İlk olarak kullandığım mercekler iyi mercekler değil hatta oldukça kötü mercekler. İçlerinde bir sürü deformasyon var. Görüntünün bulanık olmasındaki sebeplerden biri bu. Ama daha önemli bir sebebi ise aynı anda hem objektifi hem göz merceğini hem de kamerayı tutmaya çalışıyorum. Hepsini aynı anda doğru ayarlamak oldukça zor bir eylem. Ama umarım en azından prensip olarak teleskobun nasıl çalıştığını bu uygulamayla pekiştirerek anlamışsınızdır.